30 Mart'tan sonra Aydın Akbeli Değişik'te buluşacak. Hem Çin'e hem Aydın Büyükşehir Belediyesi Akbeli Değişik'te buluşacak. Sevgili hemşehrilerim, Çin'in bir kardeşiniz olarak, Ormancı Ali'nin oğlu olarak doğduğum, büyüdüğüm bu topraklara borcumu ödemek için yola çıktım. Hizmet için yola çıktım. Hizmet aşkıyla yola çıktım. Sizlerin hizmetkarı olmak için yola çıktım. 30 Mart'tan sonra Çin için, Aydın için ne gerekiyorsa yapacağız Allah'ın izniyle. Ne gerekiyorsa yapacağız. Söz veriyorum. Tesadüfen bundan 1,5 ay önce il özel idaresiyle bir toplantı yapıyorduk. Halı sahanın ihalesi vardı. Birçok beldede, köyde halı saha yapılacaktı. Hemen atladım. Altınova'ya bir tane halı saha dedim. Geldiler mi halı saha için? Evet. Halı saha yapılıyor. Tabii başka ihtiyaçlar vardır elbette. Bunları da yapacağız ama o anda halı saha yapılacakmış. Yerleri belirliyorlardı, tespit ediyorlardı. Ben hemen Altınova'ya bir tane halı saha dedim. Önümüzdeki günlerde yapıyorlar değil mi Arif abi? Sevgili hemşehrilerim, çok az bir süre kaldı 30 Mart'ta. 30 Mart bu ülke için, hepimiz için, Aydın'ımız için, ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için çok önemli. Biliyorsunuz 30 Mart bir yerel seçim olmanın ötesinde bir memleket meselesi haline geldi. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları hepimiz biliyoruz. Ne zaman bu ülke gelişmeye başlasa, zenginleşmeye başlasa, itibarı artsa birileri ortaya çıkıp bu ülkenin paşasından aşağı çekmeye çalışıyor. Ayağını çelme takıyor. Ama bu sefer bunu başaramayacaklar. Bu millet bu oyunu gördü. Bu millet 30 Mart akşamı bu oyunu kuranlar sandığa gömülecek değerli hemşehriler. Hep beraber sandığa gömülecek. Allah ben de sizlerle gururluyorum. Var olun, sağ olun. Sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz artık millet uyandı. O 2001 krizini hepimiz biliyoruz. O faizlerin %7500'lere çıktığı, o karanlık günleri, o hükümetleri, o iktidar partilerini, o muhalefet partilerini hepimiz biliyoruz. Ortalama ömrü 16 ay olan hükümetleri biliyoruz. Hastanelerde hastalarımızın rehin kaldı. Hastalarımızı alamadığımız, hastanelerde günlerce beklediğimiz o günleri unutmamak lazım. O günleri unutmamak adına 30 Mart'ı sahip çıkmamız lazım. O milli iradeyi sahip çıkmamız gerekiyor. Bu oyun kuranları, bu ülkemiz için kötü niyetli olanları sandığa gömeceğiz inşallah. Hep beraber sandığa gömeceğiz. 30 Mart niye önemli sevgili hemşehrilerim? Bu ülkenin istikrarı için, huzuru için, o karanlık günlerin tekrar geriye gelmemesi için, birlik ve beraberliğimiz için 30 Mart çok önemli. Hep beraber, hep birlikte 30 Mart'ta bu ülkeye sahip çıkacağız. Bu ülke yeniden doğacak, doğduğu bir gün olacak 30 Mart sevgili hocam. Sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz 30 Mart'tan sonra Aydın'ımız büyükşehir oluyor. Büyükşehir olmakla bütçesi artacak. Daha fazla hizmet gelecek Aydın'a. Evet ama muhalefet bu daha fazla hizmet gelmesine itiraz etti. Mecliste hem yasaya itiraz etti hem de yargıya intikal etti. Tabii itiraz etmelerin nedeni hepimiz biliyoruz. Her yerde söylüyoruz. Bunlar belediyeciliği bilmediğinden dolayı itiraz etti. Bunların geçmişinde belediyecilik yok. Bizim işimiz belediyecilik. Bakın 11 yıldan bu yana AK Parti iktidarıyla birlikte belediyecilik yapan illere bir bakın. Bir Kocaeli'ye bakın. Bir Kayseri'ye bakın. Bir Antep'e bakın. Konya'ya bakın değerli hemşehrilerim. Bir
işimiz hizmet diyoruz. Gücümüz millet diyoruz. Biz belediyeciliği biz yaparız diyoruz değerli hemşehrim. 30 Mart'tan sonra Aydın'ın o kayıp yılların telafi